Sevgili seyirciler, Denizli'deki turumuza devam ediyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi konusunda ülke genelinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Yaptığı proje ve uygulamalarla ulusal bir marka olan Alibaba Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çalışkan ile yaptığımız röportaj geliyor ekranlarınıza. Alibaba Solar Enerji Sistemleri son yıllarda giderek ivme kazanan enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor. Firma, şebeke bağlantılı çatı ve saha uygulamalı fotovoltaik sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin projelendirme, malzeme tedariki ve kurulum safhalarında hizmet veriyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi konusunda ülke genelinde yaptığı proje ve uygulamalarla ulusal bir marka olan Alibaba Solar Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Ümit Çalışkan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ülkemizin hem enerjideki dışa bağımlılığını azaltmayı hem de çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen enerji alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söylüyor. Alibaba Solar Güneş Enerji Sistemleri Elektrik, Elektronik ve Mühendislik Taahhüt Limited Şirketi adı altında çalışmaktayız. Bu şirketimiz kurulalı 3 yıl oldu. Firma gerek lisanssız ve gerekse lisanslı fotovoltaik tesislerin tüm bürokratik işlem süreçlerinde de yer alıyor. Lisanslı ya da lisanssız güneş enerji santrallerinde biz lisanssız tarafta daha çok yoğunlaşıyoruz. Lisanssız tarafında bir santral yapılacak alanda, yani tarla diyeyim, bunun ilk tarıma elverişsiz arazilerde yapılması gerekiyor. Tarıma elverişsiz arazileri buluyoruz. Dağlarda oluyor tabii ki bu. Yani işte sadece belki buğday yetişebilen, belki yulaf yetişebilen, sulama kesinlikle olmayan yerlerde. Böyle atıl yerleri buluyoruz. İlk önce onları kendi bünyemize katıyoruz. Kendi şirketimize ya da şirketlerimize katıyoruz. Sonra bununla alakalı Çevre Şehircilik'ten ve Tarım Bakanlığı'ndan bu yerlerin raporlarını istiyoruz. Toplamda 22 tane kurumdan izin alıyoruz. Kendi arazilerimizi sağladıktan sonra Tarım ve Çevre Şehircilik'ten, aynı zamanda da o bölgede hangi dağıtım şirketi varsa projelerimizi, küçük bir projemizi hazırlayıp dağıtım şirketine çağrı mektubu denilen bizim bu iş yapılabilir bir ilk küçük bir pusulamızı elimize almaya çalışıyoruz. Burada da tabii ki şunlar da olabiliyor. Bu işlerden, yani normalde dekarı 1000 lira karşında olan tarlaları 3000 lira 5000 lira para verip gerçek yatırımcı olmayanlar, ayrıca bunun üzerinden çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar para kazanmaya başlayınca tabii gerçek yatırımcılar da bu işe fazla soyunamıyor. 3 yıl önce Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırım kararı aldıklarını söyleyen genç girişimci Ümit Çalışkan, sektör olarak bazı bürokratik sorunlarla karşı karşıya olduklarını söylüyor. Gerçek yapılacak projelerle gerçek yapılmayacak projeler arasında hiçbir fark ayrımı gözetilmiyor. Yani bu resmi olarak da zaten gözetilemez. Mevzuatta da böyle bir şey yok. Gözetilemez. Ama şu olabilir. En azından bizler dağıtım şirketine her başvuru yapıldığında bu lisanssız elektrik üretiminde çağrı mektubu için bize deseler ki sen ilk önce bu işi yapacaksan, yapacak olduğun alanda şu 22 tane kurumu, zaten 22 tane kurumu geziyoruz da o ayrıca bir sorun. En azından şu 22 tane kurumdan bir izin al gel, daha sonra biz seninle alakalı burada ne yapabilirsin ne yapamazsın yapalım. Ama tabii işler çok hızlı yürütmeye çalıştığından dolayı kör topal gidiyor. Kör topal gidince bir işte Çevre Şehircilik'ten arıyorsun, Tarım'dan arıyorsun. Çevre Şehircilik'te tamam çevreye karşı bir etkeni yok diyor. Tarım'da da tamam tarıma elverişsizdir diyor. Karayollarından soruyorsun. Tamam karayollarında bir problem yok. Ama çağrı mektubunu aldıktan sonra bunlarda sıkıntı çıkıyor. Çünkü insanlar birbirine yarışıyor. Yani yatırımcılar birbirine yarışmıyor. Şu anda yatırımcılara hizmet etmeye çalışan işyerleri birbirine yarışmak zorunda. Hele bizim şirketimiz Alibaba Solar yaptığı işin arkasında 25 yıl boyunca olmak isteyen bir kurum. Yaşımız da genç. Bunu biz götürebiliriz diye düşünüyoruz. Ve bu ülkeden ayrılmak istemiyoruz gerçekten. Dışarıdaki parayı buraya aktaralım. Sıcak para girsin. Çünkü enerji işi sıcak para işidir. Eğer bir ülkede enerji üretiliyorsa muhakkak orada sıcak para dönüyordur. Bunları yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi daha önceden bu izinler alınıp da başvurulsa
yönetmeliğimiz bizim ona göre değilse hiçbir sorun olmazdı. Çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini de aktaran Ümit Çalışkan, yerli üreticilere de önemli tavsiyelerde bulunuyor. Daha önceden çağrı mektubu aldığımız, yani projesini onaylattığımız projelerde Ekonomi Bakanlığı'ndan yatırım teşvikatı altında biz belki muafiyet alıyorduk. Yani bir santralde 3960 adet panel kullanacaksak, 3960 adet o panelin bütün kimlik numaraları yazılıp bu paneller için hem KDV muafiyeti hem de gümrük vergisi muafiyeti yazısını alıyorduk. Ama yerli üreticiler başladı ülkemizde. Yerli üreticiler şöyle yerli, sadece temperli cam ve alüminyum çerçevesi yerli. Geri kalan hücredir, sellerdir, evalardır, backsheetlerdir, strict box'lardır, junction box'lardır. Bunlar hep yine yurt dışından ithal edilen malzeme. Ülkemizde şöyle bir sorun var. Aslında biz ondan daha çok korkuyoruz Alibaba Sular olarak. Birinci sınıf malzeme getirmeyi istiyoruz. Kullandığımız, yani isim vermeyeyim, şimdi Güney Kore malzemesi kullanıyorum. Birinci sınıf panel, invertör olarak da zaten. Birinci sınıf invertör, kablo olarak da ülkemizde, ona isim vereyim çünkü ülkemizde üretiliyor. Prisma marka kablo kullanıyoruz. O da dünyaya sattığından dolayı. Bunları kullanmaya çalışıyoruz ama fakat şöyle bir durum oldu. 2016 Haziran'dan itibaren Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri kaldırdı. Bu süreç bizim 1,5 yıllık takip ediyor. Projeyi yere aldık, projelendirdik. Projeyi onaylattık. Zaten projeyi 270 günde anca onaylatıyoruz. Ankara çok sıkışık. Onları da anlıyoruz. Aşırı derece sıkışık. Yerellerde bunlar imzalanmıyor, okeylenmiyor. Direkt merkeze gidiyor. 270 günde onaylattığımız projeyi alıp Ekonomi Bakanlığı'na götürdüğümüzde zaten bu süre bitmiş oluyor. Yani artık Ekonomi Bakanlığı da çıktı. Haziran'a itibaren daha önceki onaylanan projelere yatırım teşviki çıkarabiliyorsun. Çıkmıştı ama şimdi çıkaramıyorsun. Bu bize nasıl yansıyor? Şu anda 1 megawattlık bir santral için 390 bin dolar biz yurt dışına para ödüyoruz. Türkiye'den almaya kalktığımız zaman bu paneli, hatta bu panelden kalite olarak bunun 2 ya da 3 gerisine diyeyim, eksi gerisine ki panellere biz 550 bin dolar para veriyoruz. Türkiye'de böyle. Maalesef böyle. Tabii muhakkak Türkiye'de kazanması gerekiyor ama herkes şuna bakıyor yatırımcı olarak. Ben parayı kaç para yatıracağım ve geri dönüş bana kaç yılda olacak? Peki şöyle yapalım dedik. Biz bu yatırım teşviği olmadan KDV'sini, gümrük vergisini ödeyelim. Bu panelleri yurt dışından çekelim. Yurt dışından 390 bin dolara aldığım panel şu anda Türkiye girişi benim sahama inmesi 840 bin dolar. Yani 390 bin dolar çarpı 2 yaptığımız zaman 840 bin doları falan bulmuyor. Ülkemize de böyle bir vergi anti-dumping mi diyelim artık. Bunu neye göre hesapladılar? Biz genelde ülkelerde, dünyada güneş santrallerinde kullanılan malzeme, yani paneller, bunlar watt üzerinden fiyatı belirlenir. Ama bizim ülkemize sanki demir giriyor gibi kilogramına göre vergi alınıyor. Ona bir türlü kestiremedik. İnşallah bunun önü açılır. Çünkü yurt dışındaki yatırımcıları biz destekliyoruz. Gerçekten destekliyoruz ama derdimiz şu: kaliteli malzeme olsun. Ve yurt içine gelen ya Çin marka oluyor ya da yine Alman patenti altında Almanya'dan sökülen malzemeler geliyor. Şimdi yurt dışından panel alıyoruz kaliteli diye ve garantisi var diye. Tabii ki Türkiye'deki üretici firmalar da zaten bizim garantimiz var diyor. Ama daha şu anda Türkiye'de üreten, bu işi yapan sektörler, çünkü çok uzun vadeli bir iş olduğu için, bunun 25 yıl üretim garantisi ve 10 yıl mekanik garanti olduğu için ve ülkemizde daha 10 yılı tamamlamadığından dolayı bu sektörde, yani üretim yapan kişiler, bunlardan bir nevi alamıyoruz. Ama şu olabilir: ben yurt dışında birinci sınıf malzemeyi 390 bin dolara alabiliyorsam, burada fiyat görüş, hani konuşuyorum ama bu tabi değişkenlik gösterebiliyor. Geçen sene 500 bin dolardı bu, şu anda 390 bin dolar, gittikçe de aşağı düşüyor. Maliyetler de aşağı düşüyor. Ama aynı paneli aynı kalitede olmadığı halde 500 bin dolara alıyoruz. Tamam, biz 550 bin dolar verelim ama en azından aynı seviyede olsun ya da aynı seviyede olduğunu bizi gösterir belgeler olsun. Çünkü biliyoruz, mutfağını biliyoruz. Bizde bir yorgunluk var ama bıkkınlık yok. Önümüzde setler oluşuyor ama onları biz zıplayarak ya da tırmanarak aşmanın derdindeyiz. Ve yatırımcılarımıza şunu tavsiye ediyoruz: korkma, bu ülkeye yapılan yatırım bu ülkede kalacak. Ne bu ülkeye İsrail gelecek, ne Amerika gelecek, ne Almanya gelecek.
bu ülkede biz olduğumuz sürece biz olacağız. Ve bizim çocuklarımız da olacak. Bütün şey derdimiz bu. Ama şu var. Bir daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Sakin olalım. Gerçekten özellikle şu resmi prosedürlerde yani bürokrasi alanında bizlere yardımcı olunsun. Ben direkt kendimden örnek vereyim. Ben 2003 yılında KPSS sınavına girip 2005 yılında artık özel sektörden bıkıp en azından sigortalı bir işim olsun. Eşim evlendiğimde en azından devlet hastanesinde sigortalı olsun da doğumu orada gerçekleşsin diye ben devlete girdim. KPSS sınavında ve mülakatla devlete girdim. Ve şu var, devlette çalıştım, devlet sektöründe çalıştım, 10 yıl boyunca çalıştım. Orası benim için çok güzel bir okuldu. Çünkü benim ufkumu açtı, gerçekten ufkumu açtı. Ve etrafı görmeye başladım. Yatırımlar nasıl yapılır, ne zorluklarla yapılır görmeye başladım. Ben de dedim ki bu işin ucundan ben de tutayım. Ben kendi üniversite terkim, kendi bünyemizde 4 tane elektrik mühendisi arkadaşımız çalışıyor. Dedim ki ben yapabilirim, biz yapabiliriz, bunu istedikten sonra yapabiliriz. Ümit Çalışkan, yurt dışındaki yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Şu anda yurt dışında ve Amerika'da başta olmak üzere oradaki yatırımcıları direkt ben bu ülkemize, bu devletimize, hatta bu Ege bölgesine çekmek istiyorum. Onun için yurt dışında görüşmelere başladım. Sık sık yurt dışına gidiyorum. Çok iyi bir İngilizce bilmesem bile, kızım bile bana yardımcı oluyor 10 yaşında. Ümit Çalışkan son olarak şu mesajı veriyor. Bizim de istediğimiz şu, Türkiye'de bu işe girdik. Bizim gençliğimiz var, biz bunu harcayacağız. Gerçekten harcayacağız yani. Bu gençliğimizi bu ülke için harcayacağız. Bunu yapmak zorundayız zaten. Derdimiz bu. İnşallah teknolojiyi üretip satan ve bunu ticaret haline getiren bir ülke olalım. Dışarıdaki ülkeler bizi bak Türkiye'de, Ege bölgesinde ya da Denizli'de şöyle bir firma var. Onlar bunu üretiyor desin. Kesinlikle başka şeylerle anılmak istemeyelim. Çünkü bunları yaşıyorum. Amerika'ya gittiğimde ben özellikle üstüne basa basa ben Türk'üm diyorum, Türk'üm. Ve bu yolda da öylesi kadar gideceğiz. Bunun başka çaresi yok. Eko Vitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.